mü? Üçüncüyü mü ne atıyordu? Ya koy adamı, bire koy. Önemli olan ilk penaltının psikolojisi. İlk penaltıyı bir atacağından emin ol. Neymar mı var amına koyayım takımda? Koysana bire. Adam %98 ile penaltı atıyor zaten. Ne anın yani 5.'yi 4.'yi Neymar'a vermenin anlamı ne? Rodrigo kim amına koyayım ya? Oğlum adam o pressure'ı kaldırabilir mi o çocuk? Gerçi Allah Allah ya. Oğlum çocuk 5 yaşında amına kodumun Rodrigo'su. Emekliyor ya. Salak salak adamları koyuyorsun amına koyayım ya. Takımında Casemiro var. Amına koyayım Neymar var. Ya koysana bunları ilk ikiye. Dünyanın en deneyimli topçuları. En üst seviyelerde oynamışlar. Koy Casemiro'nun ayağı Neymar'dan bile iyidir amına koyayım. Daha sert vurur yani. Koyacaksan bire bir bari Casemiro'yu koy. Rodrigo ne? İlk penaltıya Rodrigo'yu kim koydu amına koyayım? Senin ben teknik direktörlüğünü sikeyim. Aynısını İspanya'da yaptı. İspanya'da Busquets 4. attı olarak. Hiç atmasaydı. O da kaçırdı ha. O da kaçırdı. Ya, oğlum kaçırır orada kaçırır. Takımı 3 tane kaçırmıştı Busquets'in. Ne yapsın oğlum adam? Böyle adamları hem takıma güven aşılaması hem de liderliğini belirlemesi için ya 1'e ya 3'e koyacaksın. Bak 3 penaltının kırılma noktasıdır. Bir de psikolojik olarak üstünlüğü aldığın yerdir. Penaltıda ilk sen atıyorsan, sen vuruyorsan en deneyimli, en güvendiğin oyuncunu koyarsın 1'e. Rakip takım diğer penaltıyı atarken strese girsin diye. Çok zor değil amına koyayım ya. Nasıl bu kadar kötü penaltı atın? Bak Japonya yapar. Biriniz Brezilya, biriniz İspanya'sınız ya. Yok abi, yemin ederim var. Arjantin'in de böyle. Arjantin penaltıya menaltıya kalırsa böyle yine salak saçma bir şey olursa akıl sağlığımı kaybederim kanka. Bu kadar kötü teknik direktörlük yapılmaz. Bu kadar kötü penaltı yönetilmez amına koyayım. Fenerbahçe'nin teknik direktörünün niye Adem Boyle gitsin dediği anlamadım. Ney? Zaten Fenerbahçe'nin teknik direktörü oyuna gitsin dedim. Oyuna mı girsin? Nasıl ya? Öyle bir şey istedi ki. Ben harbi Jorge yani Jesus oyuna girsin. Şu an yıkıldım amına koyayım. Brezilya'nın elendiğini gördüm yıkıldım yani. İzleyesim yemin ederim Dünya Kupası izleyesim kalmadı ya. Abi Fas şampiyon. Abi izlemesi en zevkli takım gitti ya. Oğlum Fas'ı izlemesi daha zevkli lan bu arada. Bu arada Fas'ı izlemesi daha zevkli. Evet daha zevkli bence. Ya alakası yok oğlum Messi Neymar'la. Bak Brezilya'da ya direkt Brezilya futbolu daha inovatif, daha farklı şeyler görebiliyor. Kanka bak ben Arjantin maçın kaçını zor kurtarıyor. Messi olmasa amına gruptan çıkamıyorlardı. Kanka Messi bak 3 tane miracle gol attı amına. Adem şey bak bu maçı izleseydin kanka sen sonlarına doğru yetiştin ya. Kanka cidden Brezilya gibi oynamadı bu arada. Ya bak ben size söylüyorum abi bak. Ben baktım abicim bu devirde saf 9'la hayatta kalamazsın. Saf Richarlison bu kadar uzun süre oynayamaz moruk. Oynayamaz. Saf 9 kilitleniyor çünkü. Amına kodumun futbolu 200 senedir oynanıyor çünkü. Abi işte Gabriel Jesus sakatlandı bir de. Sakatlanmasa şurada Gabriel Jesus olsa inanılmaz bir opsiyon oğlum. Yani Gabriel Jesus her şeyi yapabiliyor. Kafa vurmak dışında. Tilt oldum ya fena. Zaten Arjantin'de de De Paul muydu o çocuğun adı? O da sakatlandı. Ebemiz namını göreceğiz. Hepimiz namına koyayım. Ha, De Paul sakatlandı. Tüm takımlar penaltılarda elenecek. Penaldo kazanacak siktimin Dünya Kupası'na. Sonra ağızlarına laf vereceğiz amına koyayım. Bir Fas analarını siksin istiyorum yani gerçekten. Abi şimdi Portekiz kazanırsa Fas'la eşleşiyor değil mi? Yedek başlayan dünya yıldızı Be Like. Eşleşmedi mi zaten direkt? Eşleşti şu an. Eşleşti oğlum Portekiz'de Fas. Yarın oynanacak işte Portekiz Fas. Yarın. Bu arada Arap'la da yenersin. Ben de ona Arap'la da laf vereceğim. Bak bence İngiltere, Fransa insanların düşündüğünden daha az domine edilerek geçecek. Çünkü İngiltere acayip yani bak az pas yapıyor ama çok kaliteli pas yapıyor yani. Özellikle kontra ataklarda acayip iyiler. O orta sahalarında bir tane çocuk var. Adam o kadar iyi kilit pas atıyor ki kesin gol oluyor. Zaten ileride de Harry Kane var. Amına kodumun ayısı birkaç tane kaçırdı. Ucube herif. Yani ama işte Fransa'da orospu çocuğu Mbappe. Evet Mbappe çok iyi oynuyor. Amına koyduğumun evladı ya. Hiç de sevmem. Mbappe ve Giroud çok iyi oynuyor abi. Nasıl birleşti o iki orospu evladı ya. Birilerine bir duvar pası yapıp duruyorlar. Sikeceğim ben alıyorum. Adamları tutamıyorlar. Evet ya.
Bir de yani o kadar eksiği var Fransa'nın, ona rağmen bu kadar iyi oynuyorlar. Yani zaten defansları yok bir kere, orta sahalarında bir kişi yok, Benzema yok, Kimpembe falan filan yok. Ya abi Fransa'ya sömürdükleri ülkelerden almalarını yasaklasınlar da görelim bakalım Fransa milli takımı. Ninja kaplumbağalar. Kalmıyor ki lan. Ney? Kimse kalmıyor ki. Kalmıyor zaten amına koyayım. Bir Griezmann falan oynuyorsa Griezmann kalıyor. Bir Griezmann kalıyor. Griezmann'la Giroud kalıyor. Ha Griezmann Giroud. Loris var. Ha bir de Loris, doğru. Loris. Aynen Loris. Evet, ben de kalecileri kimdi diye düşünüyordum. Zenci olmadığını biliyordum çünkü. Abi ya onu bunu geçtim de bak harbi oğlum Fas bak Portekiz'e eleyecek takım siz gibi duruyorsunuz. Yapma yapma. Oğlum bak bu sefer bağı da Şeli'nin Arap'tan ağzına laf yediniz kardeşim. Ya amına koyayım Fas'ı biz sikeriz ya şeyde. Arkadaşlar yani, siz yalnız derin FIFA'yı hissettiniz mi arkadaşlar, derin FIFA? Oğlum bak bak Arjantin'in yoluna çıkarak bütün takımlar eleniyor arkadaşlar. Farkına varın. Brezilya elendi. İspanya elendi. Sıradaki kim var? Sırada Fransa var. Kanka, Fransa da elenecek. Bence bu Arjantin değil, Arapların oyunu kanka. Messi'nin de bir bacağını kırsınlar da aklının başına gelsin. Hayır oğlum, hayır ya bak. Oğlum, bak. Oğlum, final şey Arjantin ya, Arjantin Portekiz şey olacak. Bir ülkeyi bombalarlar amına koyayım. Var ya Fas'ta sana bir şey söyleyeyim mi? Fas kastiye gözüken bir şekilde, tamam mı? Eğer Messi sakatlarsa şakasız söylüyorum o ülke bir daha bırak zaten ayakta değiller zaten. Amına koyayım adamlar bırak ayağa kalkmayı, yüksek ihtimalle kafalarını yere falan sokarlar yani. Şakasız söylüyorum onu. Hayır oğlum. Şey para Katarlılar kazansın diye arkam parayı direkt diyorum. Neymar'ın kaçırdığı gole bak. Süper çok gol oldu. Arap çocuklar top oynuyor şurada da sikeceğim. Uf ya. Hayır bak Messi mesela yemek yemeye gittiğinde abi bir tane suikastçı çıkartacak. Abi. Delireceğim ya. Ağlayacağım, gözlerim doldu yemin ederim ya. 4 tane sonra bir daha görmem. Amına koyayım Neymar ya. Richarlison sen de sikeyim. Gabriel Jesus sakatlanan sen de sikeyim. Onlar ne yaptı lan? Abi Gabriel Jesus sakatlanmasaydı kazanacaklardı. Ne alaka? Nasıl ne alaka? Ben de onu düşünüyorum 2 saattir ETS yani. Bir koskoca Brezilya amına koyayım Gabriel Jesus'a mı kaldı kardeşim? Ya oğlum takımı hızlandırabiliyor. Richarlison'un topla hareket kabiliyeti yok. Tamam. Gabriel Jesus olsaydı da Richarlison'la oynayacaktı ki zaten adam. Ama opsiyonu olacaktı oğlum. 120 dakikalık maçın 60'ta 70'te soksa Gabriel Jesus'u inanılmaz efekt oğlum. Yani bence çok fark etmez. Bence fark ederdi. Penaltılara kadar götürdüyse fark etmiş herhalde. Ya bu arada penaltılara abi, kadar da şey yani bak abi, Hırvatistan kendi oyununu oynadı. Brezilya kendi oyununu oynamadı ETS, tamam mı? Ondan sonra 90 dakika 2 tane pozisyon olmadı. Aynen öyle. Ondan sonra işte asıl sıkıntı zaten orada başlıyor. Brezilya yani bir pas atıyor, sürekli Hırvatlar araya giriyor falan. Sonra uzatmalarda Brezilya güzel bir oyun oynadı. Gol buldular, tamam mı? Ondan sonra aynen güzel paslaştı orada falan filan. Ama ondan sonra işte her şeyin orada belirlendiği yer, Hırvatlar golü buldu ve penaltılara gitti. Abi bir kere. Yok ya bu teknik direktörlerin hiçbiri gram bilmiyor amını. Penaltı psikolojisini bir dal yararak biliyorsa ben orospu evladıyım. Ne İspanya biliyor ne Brezilya biliyor bak. Ya şurada Fatih Terim olacaktı. Bir de Hami Mandıralı anasını sikecektik bak şunların. Oğlum onlar taktik. Neymar'ın muhtemelen o teknik direktörler genelde ya en iyi penaltısını ya ilik atar ya son atar. Ben penaltıları izlemedim ama bence net bir şekilde eğer birinin mesela en iyi penaltıcısı dediğim biri net bir şekilde ya 1 ya 3'te olmalı oğlum. Böyle büyük bir dünya kupasında 5'e riske atamazsın ya. 5 çok geride kanka. Bak atamadı amına koyayım adam. Lan zaten o tartışma konusu. Öyle yapanlara genelde eleştiriyor. Ama 5. oyuncu psikolojisini kaldırmak da çok zor değil. Onu kaldırır deyip. O yüzden 5'e atıyor. Tamam da oğlum penaltının en kritik yeri bak ilk penaltıyı sen atıyorsan ilk penaltıdır. İlk penaltıyı sen atmıyorsan 3. penaltıdır. Tamam mı? Bu evet 5'in ağırlığını kaldırmak her oyuncun değil ama sen
Neymar hiç